gündemine artık bu saatlerde 15-17 diliminde Halil Domaç ve Zeki Uzundurukan'la birlikte olacağız haftanın 5 günü. Öne çıkan gelişmeleri, dünya sporunda yaşananlar, futbola dair çok önemli detayları bu program içerisinde bulacaksınız. Ama ilk yarım saat muhabir arkadaşlarımızın vereceği haberlerle gündemde manşetleri sizlerle paylaşacağız. Öncelikle muhabir arkadaşlarımızdan Sercan Dikmen'in hazır olduğunu söylüyor reji ekibi. Sevgili yönetmenimiz Hüseyin. Sercan Dikme merhaba. Tabii Beşiktaş'ta gelen mağlubiyet moralleri bir hayli bozdu son haftalarda. alınan alına, yani inişli çıkışlı grafik diyelim. Var mı Beşiktaş'ta? Bundan sonra neler yaşanabilir? sen Senin önünde nasıl bir gündem duruyor Beşiktaş'a dair? Aykut İnce teşekkürler, iyi yayınlar kolay gelsin. Evet Beşiktaş'ta aslında 2-3 e, hafta önce konuşulan durum tekrar e, başlangıç noktasına geldi. Önce UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde elenme durumu, Süper Lig'e kötü başlangıç ancak 2 hafta üst üste alınan galibiyetler fotoğrafı bir anlamda iyi göstermişti Beşiktaş'a. Ama son hafta Gaziantep deplasmanında alınan mağlubiyet bir anda hem Sergen Hoca'nın, e, tercihleri, hem yönetimsel anlamda acaba bir sıkıntı var mı noktasında camia içerisinde ve spor yazarları arasında konuşulan ana gündem maddelerinden biri oldu. İki günlük izin vardı. Sergen Hoca takıma iki günlük bir izin vermişti. Bugün Beşiktaş tekrar milli arayla beraber çalışmalarına başladı. Aslında biz gün içerisinde bunu haberleştireceğiz. En azından küçük bir e, fragmanı söylemiş olalım. Beşiktaş'la ilgili bir analiz haberimiz var. E, ana haberde yayınlanacak. Beşiktaş'ta gelen futbolcular, giden futbolcular, futbolcular arasında biraz farklılık var. Örnek vermek gerekirse Burak Yılmaz maliyet maliyeti açısından fazla bulunmuş gönderilmişti. Yerine Abu Bakar alındı. Ancak Abu Bakar bir gol bir asiste kaldı. Öte yandan Lille transfer olan e, Burak Yılmaz da Fransa Ligi'nde adından en fazla söz ettiren futbolcu konumunda. Aynı şekilde Enzo Rocco gönderildi. Ancak iki gollük bir asist, iki gol bir asist yaptı. Yerine alan Wellington skor üretmekte biraz zayıf kaldı. Sıfır gol sıfır asist. Caner Erkin en sakalada da du durum aynı. Roziye ve Gökhan Gönül'de eşitlik var. Örnek verme örneklere devam etmek gerekirse Mensa Boateng yani gelen futbolcular Beşiktaş'ın yaptığı transferlerde skor anlamında biraz kısır kaldı. Ancak gidenler gittikleri takımda e, biraz fark yaratmaya devam ediyor. Elbette bir de yönetim tarafı var. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebi özellikle son 2-3 teplasmanda e, yani yönetim kurulunun %70'i ...takımla beraber deplasmanlara gidiyor. Özellikle Sayın Başkan Ahmet Durçevi... ...Bunu Beşiktaş Kulübü İletişim Departmanı da... ...maç günü, maçtan önce... ...sosyal medyadan, YouTube'dan, Twitter'dan... E, ...duyuruyor. Sayın Başkan Ahmet Durçevi... ...Sergen Yalçın'la görüşüyor. Sercan. Ardından Sercan. Ardından takımla görüşüyor. Futbolcularla. Sercan. Duyuyor musun? Şunu sana söylemek istiyorum. Duyuyor. Ee, belki de yanlıştır ama... O, o, ...olabilme ihtimali var mı? Beşiktaş takımında eğer böyle sonuçlar alınmaya devam ederse negatif sonuçlar alınmaya devam ederse bir kadro dışı olabilir mi? Bu senin tabi kulağın daha derindir Beşiktaş'ta. Olabilir mi yani bazı oyuncuları dinlendirme gibi ya da hep uygulandı bugüne kadar para cezası vesaire. E Aykut İnci takım içerisinde iki tarafta hem Vodafone Park'ta yönetim tarafı hem de Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde teknik heyet futbolcu tarafında. Şu anki o kötü durumdan bahsediyorsak bunda e, birazcık e, teknik ve taktik konulardan bahsedebiliyoruz. Sizin sorunuzun cevabına bir kadro dışı gelir mi? Bugün itibariyle hayır bugün, cevabını verebiliriz. Çünkü ben bugün zaten için Beşiktaş so ben Yabancı bugün için so ben bugün için sormadım. Yani alınan negatif sonuçlardan sonra e, bir iki hafta İlerle. sonra Olabilir mi böyle bir şey? Ben öngör, öngörmüyorum. Beşiktaş'ı yakından veya uzaktan takip eden bir basın mensubu olarak kadro dışı, futbolcu anlamında bir kadro dışı beklentisi yok. Peki yani baktığımızda e, sen öyle anlatıyorsun ki Ümraniye'de şu anda pozitif bir hava var, moraller yüksek. Devre arası bir takviye yaparlar mı kadroya? Bir transfer bekliyor musun? Ayrılacak, gelecek? E Aykut İnce pozitif havadan ziyade e, düzeltme, bu durumu düzeltme adına adımlar atılıyor. Bunu tabii ki hem iki taraf var. Bu e, Beşiktaş camiasının iki önderi, iki lideri. Bir tarafta yönetimsel hem cami anlamında bir numara Başkan Ahmet Durçebi hem de Nevzat Demir Tesislerindeki tet, tek yetkili Sergen Yalçın. Kendi aralarında sürekli konuşmaların yaptığını söylüyoruz. Ancak sağ içine yansımış değil bugün itibariyle. E, iler, i̇lerleyen dönem için Ocak'ta e, benim hem yönetimde konuştuğum isimler hem teknik heyetten konuştuğum isimler Ocak ayında transferin kesinlikle yapılacağı. Nereye? Bir numaralı Beşiktaş'ın yapacağı transfer noktası Santrofor. Çünkü Abu Bakar evet Beşiktaş'ta mazisinde CV'sinde çok izler bırakmış. Şampiyonluk yaşamış. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmiş bir futbolcu ancak e, camia içerisinde konuşulan durum şu. Beşiktaş'ın birinci Santrofor'unun Santroforunun ...sözleşmesinde sakatlanırsa fesi maddesi olan bir santrafor olmamalı. Net bir santrafor olmalı yorumları var. O nedenle ilerleyen dönemde, Ocak ayında Beşiktaş... ...bugün itibariyle bunu söyleyebiliriz, yönetimden de aldığımız bilgiler... ...santrafor transferi kesinlikle yapılacak. Tamam, santrafor transferi yapılacak. Peki Sercan, çok teşekkür ediyoruz. Sercan Dikme Beşiktaş'taki bu gelişmeleri aktardı ama... ...söylediği önemli bir şey vardı devre arasında bir santrafor takviyesi yapılacak. Birazdan yani buçuk gibi Zeki Uzundurukan ve Halil Domaş'la Beşiktaş'ta değerlendireceğiz. Acaba ihtiyacı olan sadece bir santrafor mu? Kadrodan kimler gidecek konusunda Sercan henüz erken dedi. bir pozitif havanın estiğini mi düşünüyorsun diye sordum. Ümraniye'de hayır dedi. bu noktada bir kadro dışı bırakılma ihtimali var mı? Senin kulağına gelen böyle bir haber var mı dedim. Bu da söz konusu değil dedi ama bir santrafor devre arasında mutlaka gerçekleşeceğini vurguladı sevgili Beşiktaş takip eden arkadaşımız Sercan Dikme. Tabii bu noktada Zeki Uzun Durukanlı, Domaç'ın da da söyleyecekleri bana göre çok ama çok önemli. Beşiktaş'taki bu gidişatla ilgili Fenerbahçe'ye geldiğimizde de Fenerbahçe'nin Konya mağlubiyetinin izleri neler? Tabii ki de Samandıra'daki yüz ifadeleri bizim için de çok önemli. Acaba hoca ne düşünüyor? Oyuncu grubu ne düşünüyor? Teknik direktör Erol Bulut'la Emre Belezoğlu bir konuşma yaptılar mı? Yapacaklar mı? İleriye doğru bir projeksiyon sunulacak mı Beşiktaş'ta? Peki, Fenerbahçe'de? Peki bir görelim arkadaşımızı, sevgili Fenerbahçe muhabiri Selim de şu anda yerine gelmiş durumda. Sevgili Selim. Tabii ki de iyi giden bir Fenerbahçe vardı kabul edelim. Üst üste alınan galibiyetler camiada bir anda pozitif hava esti ama sonrasında Son mağlubiyet moralleri bozdu. Genel olarak Samandıra'da hava nasıl? Bir toplantı yapılacak mı ileriye dönük acil bir toplantı bu mağlubiyete? Bu mağlubiyetin detayları o toplantıda konuşulacak mı? Kulağına gelen böyle ilginç, spesifik bir bilgi var mı? Tabii Fenerbahçe senin de söylediğin gibi sevgili Aykut İnce iyi gidiyordu. Açıkçası çok hesapta olmayan bir mağlubiyet oldu bu. Fenerbahçe'nin de bu yılki ilk mağlubiyeti oldu. Hazırlık maçları da dahil ilk mağlubiyeti oldu. Ee, bu anlamda tabii ki biraz sarsıcı oldu diyebiliriz ama e, şu konuşuluyor hep. Mas sonunda da bu konuşuldu. Şimdi teknik heyet Emre böyle da aralarında yaptıkları fikir alışverişlerinde hep şunu söylüyorlar. E, bu yenilgiyi